Merhabalar, ben Yüksel, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda bu rengarenk motifli hırka yapımını anlatmaya çalışacağım. Şimdi diyeceksiniz, bunu herkes yapıyor, ne özelliği var? Şöyle ufak detaylar var tabii ki, onu paylaşmak istedim sizlerle. Mesela kolu 3 motifle başladım ilk sırasını. Sonra 2 motif ve bir yarım motif de devam ettim. Sonra 2 motife düşürüp fakat daralmayı son motifin son sırasına kadar devam ettirdim. Bu güzel bir detay oldu. Mutlaka işinize yarayacağını düşündüm. O yüzden paylaşmak istedim. Yoksa diğer tarafları herkesin bildiği şekliyle devam edecek. Motif sayılarını da hemen vereyim. 20 tane ön kısma, yani bir tane parçasına 5 sıra, 1, 2, 3, 4, 5 sıra ördüm ve 2 sıradan oluşuyor. Yani 10 motif, 10 motifle diğer yarısı 20. Aynı şekilde arka kısmı da gene 20 motiften oluşuyor, 40 oldu. Kollar içinde önce 3 tane ekledim, sonra 2, 2. Bir de yarım var. Yani 7 motif. 7 motifle diğer kol 14. 14 tamamı 54 motif. 2 tane de böyle yarım motifimiz olacak kollarda. Birleştirme sırasıyla birlikte 13,5 santim. Motifler gerçekten çok cici, çok şeker oluyor batik iplerle. Ben seviyorum batik iple çalışmayı. Alize Burcu'm batik kullandım. Kenar birleştirme sırası içinde böyle bir ip tercih ettim. Bu ip 4 milimetre tığı kaldırabilen bir ip. Fakat ben 3 milimetre kullandım. Renkli ipte göstermek istemedim motifin örülüşünü, daha anlaşılır olması için beyaz bir ip kullanıyorum. Sivri halkanın içerisine 24 trabzan örüyoruz, üçlü trabzan. 4 zincir çekiyorum. Bir kere doluyorum. 1 2 3 kere de çıkıyorum. Bu şekilde 24 üçlü trabzan dolduruyoruz sihirli halkanın içerisine. İlk çektiğim trabzan zincirine sırayı bağlıyorum. 1 2 3 4 zincir aynı ilmeğin içerisine. Şuraya batmıştım. Gene aynı trabzanın üzerine bir kere daha batıyorum. Bir ilmeğin içerisine iki trabzan örmüş oluyorum. Sonra yanındakine. Bir, iki, üç zincir. Yanındakine. Gene aynı ilmeğin içerisine. Sonra yanındakine. Yani ilk ilmeğe iki kere batıyoruz. Yanındakine bir kere batıyoruz ve 3 zincir çekiyoruz. Gene aynı ilmeğe bir, gene içine 2. Sonra yanındakine. Bir ilmeğe iki kere, bir ilmeğe bir kere, araya 3 zincir. Bu sıra, bu şekilde sırayı bitiriyoruz. 12 üçlü gruplar halinde üçlü trabzanlar yapıyoruz. Tamamı 12 tane. Şimdi 3 zincir çekerek oluşturduğumuz boşlukları sıranın sonunda üzerine doluyorum. İlk zincir çekerek ördüğümüz trabzanın tepesine örüyorum. Şöyle alıyorum.
Yani bir tane yarım trabzan örmüş oluyorum. Burada bir boşluk oluşturuyorum. Şimdi bu boşluğu hemen örgüyle dolduruyorum. 3 trabzan. 3 tane üçlü trabzan. Zaten motif tamamı üçlü trabzanlardan oluşuyor. Gene araya 3 zincir. Her boşluğa 3 trabzan örüyoruz. Yine bunlar da 12 tane. Doluyorum. Şu boşluğu oluşturmak için ilk trabzanın tepesine batıp bu şekilde yine bir boşluk oluşturuyorum. Burada köşeyi örüyorum. Yalnız köşenin yarısını örüyorum. Tamamını da örebilirsiniz, fark etmez. Sıra bittikten sonra burada tamamlıyorum köşeyi. 3 zincir. Üç trabzan. Şurası köşe. İki tane üçlü trabzandan sonra gene köşe örüyorum. Üç trabzan, üç zincir, üç trabzan. Yine 3 zincir. İki tane üçlü trabzan, sonra gene köşe. Bu şekilde motifi tamamlamış oldum. Buradaki yarım köşeyi gene aynı boşluğun içerisine 3 trabzan üç zincir bağlıyorum ve bitiriyorum. Kollarda kullanacağımız iki tane yarım trabzanı da bu şekilde örüyoruz. Deminki motifte 24 tane doldurmuştuk. Şimdi 10 tane sihirli halka içerisine 10 tane 3 trabzan örüyorum. Sonra 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. Hemen ilk trabzanın gene üzerine 2 tane aynı ilmeğin içerisine 2 trabzan örüyorum. Bu trabzan değil. Bunların içerisine örgü öreceğiz. 2 trabzanı aynı ilmeğin içerisine ördüm. Sonra yanındakine bir trabzan daha 3 zincir. Diğer motifte yaptığımız gibi örüyoruz. Şuradaki boşluktan sonra 1, 2, 3, 4, 5 tane üçlü grup trabzanı ördüm. Burada ördüğüm şu boşluğu da buraya yine örmem gerekiyor. Bir zincir aynı ilmeğin içerisine, yani ilk trabzanın üzerine örüyorum. Sonra çeviriyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Gene aynı boşluğun içerisine, bakın şurada. Buraları örgü örerek motifi büyütüyoruz. 3 trabzan örüyorum. Ve her boşluğa 3 trabzan. 1, 2, 3 zincir. Gene boşluğa. Motifin ilk motifi nasıl ördüysek da o şekilde. Sadece yuvarlak değil, gide gel örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane oldu.
Buradaki boşluğu gene örüyoruz. Onu unutmayalım. Yine aynı. Hatta şuradaki üçüncü zinciri, hatta dördüncü zincire bağlıyorum. Şimdi son sırayı örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 doluyorum. Şurada boşluğa gene üç trabzan. Buradaki örgü köşenin yarısı. Bir, iki, üç. Gene üçlü trabzan. Bir, iki, üç. Tam ortaya, motifin ortasına köşe. Sonra 1, 2, 3. Şuradaki boşluğu da örerek bitiriyoruz. Orası örgünün köşesini oluşturuyor çünkü. Pardon, bir zincir. Şuradaki örgünün içerisine batarak burada da boşluğu örüp motifi tamamlıyoruz. Bu da bizim kolda kullanacağımız yarım motif. Motifin şöyle köşesinden bir iki zincir yarım trabzanlar örüyorum. Yani son sırası, şu birleştirme sırası yarım trabzan ya da çakma sık iğne dedikleri örgü. 3 tane köşeye örüyorum ve her trabzanın üzerine bir tane. İplikleri de arkadan yürütüyorum. Boşluklara da 3 tane. Ve trabzanların üzerlerine birer tane. Burada şu kol için 2 tane eklemiştim. 2 tane daha ekliyorum. Şu sarı ve yeşilin üzerine bunu, yani aynı renkleri birbirine takip eder renkler olsun. Yani aynı renkleri birbirine denk getirmeyin. Farklı renkler ama hep takip eden renkler. Köşede gene köşeye 3 tane yarım trabzan, 3 zincir, gene aynı boşluğa 3 yarım trabzan. Ve her trabzana bir tane. Her boşluğa 3 tane. Devam ediyor. Kola 2 tane eklemiştim daha önceden. Şimdi devam ediyorum. Köşeye kadar ördüm. Köşede 3 tane yarım trabzan ördüm. Bir zincir ekliyorum köşeye. Bir zincir daha çekiyorum. Şimdi burada ördüğüm trabzanın tam karşılığına ekliyorum. Sonra ikinci trabzan. Yine buradaki ikinci trabzana 3. trabzan, buradaki 3. trabzana. Sonra diğer trabzanların üzerine tam karşılığına gelen trabzana ekliyorum. Yine boşluklara. Bu şekilde devam ediyorum. Her trabzanı karşılığındaki her trabzana ekliyorum. Ama kaydırmadan. Tam karşılığına denk gelecek şekilde.
sıkmadan motif ne kadar gevşek sıkılıktaysa örgü de aynı şekilde olması gerekiyor ki ek yerleri toplamasın, büzüşmesin. Şimdi köşeye kadar bütün trabzanları birbirine ekledim. Bir zincir. Burada iki motifin birleştiği nokta, şu iki köşe. Şöyle alıyorum. Diğer köşeyi de köşenin yanına ekliyorum. Bir zincir. Üç tane motif köşelerinden bakın 1, 2 ve 3. Güzel bir şekilde bir araya geldi. Burada ipi kesiyorum. Bunlar motiflerin arka kısmında, örgünün arka kısmında kaybedilip uçları gözükmeyecek şekilde içlerine yürütüyoruz. İki tane motif eklemiştim. Üçüncü motifi de ekledim koldan. Şimdi diğer motifi de aynı şekilde örüp iki sıradan birbirine ekliyorum. Yaka kısmı, ön parça yarısı. Şimdi kol şöyle açarak göstereyim. 2, 3, dördüncüyü ekliyorum. Kolu oluşturmak için. Gene köşeye kadar birleştire birleştire geldim. Burada birleştirdiğimiz motifle birlikte 4 tane motif oluyor. Köşeler, buralar. Şimdi bu motifi tam karşılığına gelen motifin boşluğundan ekliyorum. Başka bir yere batmıyorum. Güzel muntazam motif birleştirmek için bir daha göstereyim. Bu motifin ortası, şu karşısı, şurası da tam karşılığında. Buradan alıyorum ipi, karşıdaki köşeden çıkartıyorum. Bir zincir, köşeye devam ediyorum. Tabii birleştire birleştire. Şimdi bu kenara birleştirerek 4 tane motifi bir araya getirmiş oluyorum. Şimdi 4 tane motifi kol için ekledim. Burada kolu genişletmem gerekiyor. Bir tane motifi şöyle ekliyorum. Buradan da şuradaki yani şu omuz kısmı hemen altındaki motifin şöyle yarısından. Motifi böyle bu şekilde ekliyorum. Şu yarısı bir kenar oluyor. Diğer kenar, diğer kenar. Bu şekilde birleştireceğiz. Şöyle daha açık anlatayım. Yaka, omuz, kolun hemen altındaki motifin yarısını bağladım. Burayı sonradan dikeceğim. Motifin bir kenarı buradaki bağladığım iki motifi şu şekilde yarısı bir kenarı buraya bu şekilde birleştireceğim. Sonra diğer kenar buraya, diğer kenar buraya. Bu şekilde kolun en kalın yani en geniş kısmını da bu şekilde genişletmiş oluyorum. Çünkü bu motif tam bir kol kadar olmadığı için böyle üçüncü motife gerek oldu. Tam bir kol yetecek kadar mesafe oluşturdu bir tane motif. Yani şu en geniş tarafı 3 motiften oluştu. Buraya da
ördüğüm üçgen motifi yerleştireceğim. Yavaş yavaş kol ağza kadar, yani kol ağzına kadar daralacak. Ortaya kadar, yani köşenin ortasına kadar 3 trabzanı ördüm. Tam köşedeyim. Şimdi buradan başlayacağım. Sonra şu kenar, sonra bu kenar. Buradan başlıyorum. Şöyle tam köşelerinden alarak bir zincir, gene köşeye ve köşede olan trabzanları sırayla tam karşısına gelecek şekilde eklemeye başlıyorum. Diğer motiflerde yaptığım gibi. Birleştirdim. Köşede yine birleştirerek şu bağladığım kenarı yapıyorum. Şöyle açayım. Burası koltuk altı. İki motifi birbirine bağlamıştım. Bağladıktan sonra kalan yarım kenarlar bizim motifin bir kenarını, bir kenarın ekini oluşturuyordu. Yani iki motifin yarısına bir tane motifi yerleştiriyoruz. Yarısını yerleştirdim. Şimdi gene ekleyerek devam ediyorum. Bunu çıkaralım artık. Yarısına kadar ördüm. Şöyle bağlamıştık. Sonra bu motifin yarısından itibaren örerek devam ediyorum. Yarısı şöyle, burası dikilerek kapatılacak. Bize koltuk altı için motifin diğer yarısı gerekiyor. Koltuk evine genişletmek için. Yani kolun üst kısmının ağza doğru daralması gerekiyor. Biz şu anda en geniş yerini yapıyoruz. Yani koltuk altındayız. Diğer yarım öreceğim motifin tam karşılığını alıyorum. Şu anda yarısındayım. Şurası yarısı ve ortadaki trabzan. Şöyle zaten yeri de belli. İpi alıyorum. Sıkmadan, gevşek bırakarak şöyle doluyorum ve gene devam ediyorum eklemeye. Umarım anlaşılıyordur. Çok rengarenk olduğu için. Üçüncü motifimiz şurada koltuk altında iki motifi ortasından bağlamış işaret yapmıştık. O bize, şu kenar bize bir motifin kenarı kadar mesafe bırakmıştı. Onu da bu şekilde ekleyerek tamamlıyorum. Yani şu iki motifin yarısına bir kenarı ekledim. Şimdi devam ediyorum. Diğer kenarı ekleyeceğim. Sonra ekleme işi burada bitiyor. Yani üçüncü motifi de burayı ekleyerek bitirmiş oluyorum. Şimdi daha iyi anlaşılıyordur. Buradan işaret almıştık. Yarısı koltuk altı, yani kol evine şu mesafeyi kazandırmıştı bize. Diğer yarısı da bedende. Bunu da dikerek kapatacağım. Şimdi üçüncü motifi de eklemiş olduk ve bize gerekli olan genişliği sağlamış oldu. Başka bir örgüde daha büyük motiflerle sadece hem arka hem ön, sadece iki motifle
kol ağzına kadar daralan ama. Yani gene iki motif çalışacağız ama mutlaka koltuk altından başlayan ve kol ağzındaki son sıraya kadar devam edecek bir örgüyle o daralmayı nasıl yapacağımızı başka bir örgüde inşallah gösteririm onu da. Çünkü kare motifli hırkalar, yelekler herkes örüyor. Önemli olan o örgüye ne kattığınız. Yani size olabilecek ya da giyecek kişiyi olabilecek şekilde küçük detaylarla, küçük genişlemeler, daraltmalarla nasıl tam bedene oturması gerektiğini gösteren her örgüde başka teknikleri paylaşmak istiyorum ben her seferinde. Evet, kare çok sıradan bir model ama önemli olan buradaki detaylar. Umarım bu tekniklerde işinize yarar. Şimdi üçgen yani yarım motifi takarak devam ediyoruz. Şimdi bu az önce taktığımız motife şu şekilde ekliyoruz bu yarım motifi. Böyle daralacak. Ortadan ipi bağladım. Şu örerken buraları köşe olarak düşünün demiştim. Çünkü burada köşeye bağlıyorum. Bir zincir. Şimdi şu yarım köşe dahil şu boşluğa kadar tamamı sadece ekleme olarak örülecek. Sadece bağlıyorum. Başka bir örgü yapmıyorum köşede. Geliyorum. Köşenin yarısı bu. Şuradaki boşluğa bir yarım trabzan ve tam karşılığındaki trabzanın üzerine ekliyorum. Gene aynı boşluğa karşılığını. Üçüncüyü. Sonra diğer boşluğa geçiyorum. Oraya da 3 yarım trabzan ekleyerek. Burada önemli olan yarısı burası. Bu motifin de yarısı şurası. Şurası. Bu şekilde tam karşı karşıya olması gerekiyor. O yüzden her boşluğa 3 tane yarım trabzan örüyoruz. Bu boşluğa da aynı şekilde. Tam karşılığına bakıyoruz. Yarısı şurada. Devam ediyoruz. Şimdi ortaya geldim. Bu motifin ortasındayım. Aynı boşluğa bir kere daha. Yani şu ortadaki ikinci trabzanın karşılığında yine ikinci trabzana batarak tam ortaya. Yani her iki motifin de tam ortasındayım şu anda. Aynı boşluğa bir kere daha batıyorum. Oraya da 3 kere batmış oluyorum ve ekleyerek devam ediyorum. Ekleyerek geldim. Burada başlarken yaptığım gibi şu yarım köşeyi ördükten sonra
tam karşısına gelen motifin şöyle köşesine önce bir zincir çekiyorum tabii ki. Sonra gene bir zincir. Tekrar köşeye geliyorum. Artık bundan sonra gene ekleyerek devam ediyorum. Gene köşeye. Bu köşeye kadar şöyle ekliyorum. Sonra dönüyorum. Şöyle ekliyorum. Bakın kol nasıl daraldı. İki motife düştü. Bu şekilde. Şimdi ben bunun ekleme kısımlarını bitirdikten sonra son bir örgü daha yapacağız. Şu şekilde ekledim. Şimdi bu sırayı da ekleyeceğim ama ortaya biraz zincir çekiyorum. Yani şu üçgen yarım motifin tam ortasına denk gelen ekleme yerine 1, 2, 3 şu köşeye ekledim zaten. 3, 4 tane zincir çekiyorum. Sonra diğer köşeye şurada bir açıklık yaparak ekliyorum. Onun sebebi de artık kol daralmaya başladı. Üçgen motifi taktık. Bu daralma burada yavaş yavaş olması gerekiyor. Şimdi biz buraya iki motif daha takacağız. Kolun ağzını oluşturuyor. Manşet kısmını. Şimdi orası buraya kadar daralır. Sonra oradan dümdüz gider. O da hiç güzel bir görüntü olmaz. Bu eksilmenin, bu daralmanın devam etmesi gerekiyor diğer motifte de. O yüzden buraya bir 4 zincirlik açıklık bırakıyorum. Sonra gene diğer köşeye geliyorum. Bir zincir ve şu şekilde açıklık bırakarak köşeye dönüyorum. Gene devam ediyorum. Eklemeye. Köşelere üçer tane ve tam karşılığında örülmüş köşelere de 3 taneye batarak ilmek atlamadan tam karşılığına örerek devam ediyorum. Daralma motifini de ekledim. Şimdi son iki motifi de bu şekilde ekliyorum ve kolda hiç eklenmedik. Ya zaten hırkada eklenmedik motif kalmıyor. Şurada bir açıklık yaptık. Çünkü bu daralma devam etmesi gerekiyor. Birdenbire burada bitirirsek daralmayı bu dümdüz durur. Garip bir kol oluşur. O güzel olmuyor. O yüzden başlamış olduğumuz daralmayı örgüde devam ettirmemiz gerekiyor. Bu motifleri de birbirine ekledikten sonra şu kısmı eklemiyorum. Sadece şu kısımları ekliyorum. Burası açık kalıyor. Burada bir örgü yapacağım. Buradaki daralmayı en uca kadar devam ettireceğiz. Bu şekilde ekledim. Burayı eklemeden ördüm. Şimdi hemen ucuna şöyle köşeden ip bağlıyorum. Bundan sonra ilmek kaydırıyorum. Bir. Sonra trabzanların üzerine. İki. Üç. Dört. Beş. 6, 7, 8. Şimdi ilmek kaydırdım. 8 tane de
Sık iğne örüyorum. Yavaş yavaş büyütüyorum ilmekleri. Beş, altı, yedi. Örgü büyük olunca çekim sırasında zorluk oluyor. Sekiz. Şimdi yarım trabzan örüyoruz. Dört, beş, altı, yedi, sekiz. Doluyorum. Şimdi ikili trabzan yapıyorum. Şurada açıklık ara vermiştik. Bu açıklığa tam ortasından bağlıyorum. Buraya kadar bu şekilde geldik. Şimdi tersini örüyoruz diğer tarafa. Yine köşeye. Şurası 4 zincir çektiğimiz yerdi. Burada 6 tane örmüşüm. 3, 4, 5, 6 tane de buraya örüyorum. İkili trabzan. Sonrasında sekiz tane de yarım trabzan örüyorum. Yavaş yavaş küçülüyor ilmekler. Şimdi sık iğne. Bundan sonra da kaydırma yöntemiyle sırayı bitiriyorum. İpi uzun kestim. İğne taktım. Şimdi iki motifi birleştiriyorum. Böyle yükselen ilmeklerle şurayı kalınlaştırdım. İnceye doğru. Her ilmeğe denk gelecek şekilde tek kanat alıyorum. Ben her zaman öyle dikiyorum. İnce bir dikiş olması için. Şöyle hep bir yan tarafa geçerek
dikişi tamamlıyorum. Bakın, üçüncü motiften sonra daralan bir yarım motif koyduk. Yavaş yavaş sonra son iki motif arasına da ördüğümüz örgüyle kol ağzının ucuna kadar, en ucuna kadar daralma yapmış olduk. Gayet güzel bir şekilde, muntazam bir şekilde bir eksiltme yaparak kolu tamamladık. Kol ağzına lastik örgü örmüştüm ama biraz kalın gibi geldi. Söktüm. Üçlü trabzanlarla yeter miktarda 4 sıra sadece trabzan ördüm. Şimdi hem yaka hem etek ucu hem önlerde gene üçlü trabzan kullanacağım. Buradan başladım, etek ucundan başladım. İlik açarak devam ettim. Şu motif birleşim yerlerinden birer tane ilik açarak yakaya kadar ördüm. İlik açmayı da hemen gösteriyorum. Bir tane zincir doluyorum. Bir tane atlıyorum diğerine. Bu kadar basit. Bu şekilde 6 tane ilik açtım. Şimdi buradan başladığım örgüyü tekrar bütün örgüyü dolaşarak burada bitireceğim. Çok gerekli olursa bir sıra sık iğne örebilirim ama gerekli olacağını sanmıyorum. Bu kadar örgü yeter diye düşünüyorum. Şimdi yaka kısmına geldim. Burayı dönerken yaka kısmını 3 kere battım boşluğa ki güzel bir dönüş olsun diye. Sonra şu ense kısmındayım. Burada da birleşim yerine 2 kere battım sadece. Burayı da bir yumuşak dönüş oldu. Sonra devam ettim. Her trabzana bir tane. Şimdi gene şuradaki örgüyü aynısını yapıyorum. Birleşim yerine iki kere batıyorum. Ve sonra gene her trabzana bir tane örerek devam ediyorum. Yaka ve ense kısmı bittikten sonra şurada yaptığım örgüyü ön kısma dönerken tam yaka kısmında gene aynı boşluğa 3 kere batarak örüyorum ve yaka dönüşünü şöyle yumuşak bir şekilde dönüyorum ve tekrar trabzanlarla devam ediyorum. Düğmelerini de diktikten sonra hırka tamamlandı. Şimdi çok sıcak olmayan hafif bir ütü geçeceğim. Daha yumuşak bir örgü olacak tabii ki o zaman. Ben çok beğendim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Videolarımı beğeniyorsanız ve bundan sonrakileri de izlemek isterseniz beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.